Evet, devam ediyoruz. Bakliyat konuşacağız. İrfan, nereden buraya geldik? Merkez Bankası uyardığı için geldik. Merkez Bankası dedi ki bakliyat fiyatlarında iyi bir artış var. Sen de hemen bunun peşine düşelim dedin. Düştün de sağ ol. %16'ya kadar ulaşmış bu artış. Bakliyat fiyatları niye bu kadar artıyor? Şimdi aslında biz bunun peşine Gökhan geçtiğimiz yılda düştük. Onunla ilgili araştırma hiç peşini bırakmadık. Bırakmadık. Bu sene son durum ne diye baktık, bir değişiklik var mı diye. Merkez Bankası niçin bu konuda sıkıntılı diye. Şöyle bir şey var, bir fuarlarda oyun alanları vardı biliyorsun. Hani bir şeye vururlar, oradan başka bir tane çıkar. Ben şu anda tabloyu Merkez Bankası açısından öyle görüyorum. Önce yaş meyve sebze fiyatları fırlıyor, vuruyor, kırmızı et çıkıyor. Ona vuruyor, şimdi de bakliyat çıktı. Bunların hepsi aslında uzun zamandır var ama son dönemde daha çok dikkat çekiyor. Sebebi de şu, bizim 90'lı yıllardan itibaren bakliyat, baklagiller üretimi tarafında ciddi bir üretim kaybımız yaşanıyor. Yani hem ekim alanlarında azalış var, hem üretim tarafında azalış var, hem çiftçinin topraktan bu noktada kopuşu var. Bunların sonucunu aslında biz şu anda yaşıyoruz. Çünkü TÜİK verilerine baktım. Önce bir fiyatlara bakarım mesela sen şey bazında. Nohut bir kere %29 artmış son bir yılda. Mercimek %37 zamlanmış. Ciddi artışlar var. Kuru fasulyede biraz düşüş var ama sonuç itibariyle baklagillerin geneline baktığınız zaman %16'lık bir artıştan bahsediyoruz. Yine verilere bakarsak 90'lı yıllarda 20 milyon dekar arazide biz üretim yapıyormuşuz. 2015 itibariyle 7 milyon dekarda yapıyoruz. Ve 2 milyon tona aşkın bir bakliyat üretimimiz varken 90'lı yıllarda şu anda 1 milyon tonun çok az üzerinde bir üretimimiz var. Yarı yarıya üretimimiz düşmüş. 90'lı yıllarda 56 milyonluk bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün 80 milyonluk bir Türkiye'den bahsediyoruz. Üretimin her geçen gün arttığı bir demek ki ortam. Uzun vadeli bir problem. Yani bakliyat kesinlikle politikasına herhalde bakmak lazım. Ya. Çünkü zannetmiyorum ki eskiye nazaran daha az kuru fasulye ya da mercimek yiyor olalım. Demek tam ki tersine, başka bir şey var. Daha fazla yiyoruz ve arz talebi karşılamadığı için ithalat kapıları orada da açılmış vaziyette. Yani şöyle söyleyeyim, baklagillerin ekildiği alan son 25 yılda %66 düşmüş. Ve üretim miktarı da %47 düşmüş. Açığı nereden kapatacaksınız? Bu üretimleri arttıran ya da düzenli bir politikayla sürdüren ülkelerden karşılayacaksınız. Orada da devreye mesela farklı ülkeler giriyor. Mesela kuru fasulyeyi nereden ithal ediyoruz şu anda eksiğimizi? Amerika'dan, Kırgızistan'dan, Kanada'dan, Peru'dan, Etiyopya'dan dahi ithal ediyoruz. Nohutu Meksika'dan, Hindistan'dan, Amerika'dan, Arjantin'den. Şimdi bizim kuru fasulye dışarıdan mı geliyor yani? Büyük çoğunluğu dışarıdan geliyor. Bence bunu birçok insan bilmiyordur. İnan bana. Büyük ihtimalle. Yani biz Türk yemeği olarak bilinen kuru fasulye. Biz birçok ürünümüz. Yani yazın karpuz, Diyarbakır karpuzu diye yiyoruz ama İran'dan gelen karpuzu yiyoruz çoğunlukla. Buna benzer çok ürün var aslında. Sarımsak, bizim Taşköprü meşhur sarımsağını yiyor niyetine Çin sarımsağı yiyoruz. Yani ürün çok fazla. Mercimeğe bakalım tekrar nereden ithal ediyoruz? Kanada'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan. Dikkat edersen bu ürünlerin çoğunda ortak ülke hep Kanada. Çünkü Türkiye'nin o noktada biraz bir şeyi var. Oraya birazdan belki geliriz ama sonuç itibariyle son 5 yılda biz 1,5 milyar dolarlık baklagil tarafında ithalat gerçekleştirmişiz. Sadece geçen yıl 370 milyon dolar civarında bir ithalatımız var ki ithalatta da ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz şu anda. Yani birkaç bin kilometre öteden biz bakliyat getiriyoruz Kanada'dan. Şimdi sen hepsini Kanada'yı saydın. Şimdi Kanada ile Türkiye'nin üretimleri arasında bir kesişme var. Belki tesadüf, belki değil bilmiyorum ama Türkiye'nin düşmeye başladığı yerde Kanada çıkmaya başlıyor. Yani Türkiye'nin boşluğunu mu dolduruyor, çok iyi politikalar mı uyguluyor? Nedir Kanada'nın hikayesi? Türkiye uzun vadeli ciddi bir politik karar almış tarımda, baklagil üretim tarafında açıkçası. Senin değindiğin gibi 90'lı yıllar kırılım noktası. Niye? Türkiye'de 80'li yılların ikinci yarısında baklagil üretim tarafına ciddi teşvikler sağlanmış ve üretim artmış. Hatta biz bir dönem net ihracatçı konumdaymışız baklagil tarafında. 90'lı yıllar, 94'ten itibaren bir politika değişikliğine gidiyoruz ve teşvikleri çekiyoruz. Kapsam dışı bırakıyoruz baklagil üretiminde. Haliyle de bütün üretim düşüyor. Çünkü baklagil üretimi diğer hububat üretimlerine göre ya da bakliyat üretimlerine göre, daha doğrusu hububat üretimlerine göre zor, meşakkatli bir iş, emek yoğun bir iş. Ve o yüzden de üreticiler haliyle bu işten para kazanamayınca, destek de olmayınca diğer kolay üretilebilen ürünlere geçmiş vaziyetler. Kanada ne yapmış? 90'lı yıllardan itibaren hububat pazarında, buğday pazarında ciddi bir ihracatçı konumdaydı Kanada. Orada bir pazar daralması görünce ben bu pazarı nasıl çeşitlendirdim diye bir araştırma yapıyor ve baklagil üretimine giriyor.
Hatta bu konuda geçtiğimiz ay Mersin'deydi. Kanada Büyükelçisi John Holmes orada bir mülakatta, röportajda şöyle söylüyor. Biz 30 yıl önce politikayı oluşturarak bu işe girdik ve o dönemlerde 29. sırada üretimdeydi. Baklagil üretimde Kanada. Şu anda Hindistan'dan sonra 2. sırada. İhracat tarafında da 1. konumda. Yani ticarete konu dünyada bakliyat üretimi 8-9 milyar dolar diye tahmin ediliyor. Bunun %30'luk payına Kanada sahip şu anda. 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani sıfırdan neredeyse başlanmış bir noktada 30 yıl içerisinde gelinen nokta bu. Ciddi bir ihracatçı. Biz ise tam tersi ithalatçı konumdayız. Büyükelçinin dediği şu, biz özel sektör temsilcileriyle bir araya geldik, araştırma yaptık, üniversitelerle bir işbirliğine gittik. Nasıl bir üretim yapabiliriz baklagilde? Hangi türleri mercimekte, nohutta, fasulyede yetiştirebiliriz? Bunu altyapısını hazırladık. Verimli bir strateji oluşmasını istedik. Aynı zamanda bütün insanlarımızı dünyanın dört bir tarafına gönderdik. Pazar araştırması yaptık. Hangi ülkede neye ihtiyaç var? Hangi türlere ihtiyaç var? Bununla ilgili bir üretim modeli geliştirdik dedik. Ve burada Türkiye'ye de tabii gelip bakmışlar. Bizim bu dönemde azalan üretimimiz hangi alanlarda? Mercimekte, kırmızı mercimekte, yeşil mercimekte, nohutta. Ve şu anda o açığımızı kapatır nitelikte bir pozisyonda Kanada. Peki Kanada, yani bunu 30 yılda sıfırdan 100'e diyelim araba gibi çıktıysa, demek ki bunun bir yolu var. Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? Yani Türkiye belli ki burada pazar kaybetti, üretim geriledi. Yani bunu üretmek eskisi kadar karlı mı değil ya da şu an karlı mı değil? Neden yapmıyoruz? Dediğim gibi üretim tarafında biraz meşakkatli. Son dönemde yine hükümet tarafından baklagil üretimine destekler verildi. Biz üretimde geriliyoruz, ekilen arazide geriliyoruz. Bir tek ilerlediğimiz alan verim. Verimde bir artışımız söz konusu. Ama o da dünya ortalamasının altında. %4'lük bir verim artışımız var. Dünyada ortalama %1 civarında. Ama sonuç itibariyle bu sürdürülebilir bir şey değil. O yüzden sektör temsilcileri farklı öneriler gündeme getiriyor. İşte tarımın genelinde konuştuğumuz girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi, teşviklerin arttırılması. Bu noktada belki kredilerin ötelenmesi, yani üreticiyi bu noktada teşvik edecek adımların atılması gerekiyor. Ama tabii bu tarımda öyle bir şey ki, yaptığınız bir hata sizi anında ya da çok kısa sürede 20-30 yıl geriye götürebilir. Ama onu düzeltmeniz birkaç yıl değil, belki 15-20 yıl tekrar alır. O yüzden zaman isteyen bir şey ve biraz daha muhtemelen desteklerin arttırılması gerekiyor bu tarafta. İrfan, teşekkürler notlar için. Bence kuru fasulyenin dışarıdan geldiğini bilmek ve öğrenmek birçok kişi için yıkım oldu. Ben dahil. Ben de gerçekten bilmiyordum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Kapatmadan ederim. Bu sefer bu arada...